Efendim, merhabalar. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün ev yayınında, 3. haftayı geride bırakıyorum. Koltukta İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Pınar Sayıp var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muazzam bir yoğunluktan kalktı geldi. Öncelikle onun için çok teşekkür ediyorum, zaman ayırdığınız için. Bir de tam da koronanın 100. gününe denk geldi. Biz sizinle aslında daha önceden sözleşmiştik ve ben o zaman Cuma'nın 100. güne denk geldiğini bilmiyordum. 31 Aralık 2019'da Wuhan'da ilk vaka, o zaman daha korona olduğu da tabii ki tam anlaşılmamıştı ama ortaya çıkmıştı. Korona'da 100. gündeyiz. Çok şey konuşacağız. Aklınızdaki hemen hemen her soruya yanıt verecek Profesör Sayıp. O nedenle çok fazla zamanını almayacağım başka konularda. Birkaç sadece kritik konuya değineceğim, o kadar. Onu hemen peşinden söyleyeyim. Şöyle başlayalım. 100 günün sonunda dünyada ve Türkiye'de neredeyiz? Ne durumdayız ve bu korona konusunda ne biliyoruz? Yani atlatma konusunda ufukta bir ışık, bir güneş belirdi mi? Tabii 100. güne geldik. Çok şey yaşandı. Bu bütün dünya için yeni bir durumdu. İlk ortaya çıkan ülkelerde bunların artık yavaş yavaş yok olduğunu, vakaların azaldığını, bazı yerlerde durduğunu görüyoruz. En azından sonuç olarak bu iş bir şekilde tamamlanacak, daha kronik bir safhaya girecek. Onu görebiliyoruz. Yani sonsuza kadar devam etmeyecek bir şekilde bu çözülecek bu sorun. Ama şimdilik bizim ülkemizde daha yeni başlıyor gibi süreç. İşte 3. haftasındayız. Sonraki 2 hafta çok önemli bizim açımızdan. Bu önümüzdeki 2 hafta. Önümüzdeki 2 hafta oldukça önemli. Vaka sayılarının daha da artabileceğini öngörmek lazım. Ve buna göre de planlamaları yapmak lazım. Bazı ülkelerde tabii durum, işte İspanya, İtalya gibi oldukça hızlı ve yoğun gidiyor. İtalya daha hala ülkeler... o mı? İtalya hala o korkunç ölüm oranlarında biraz daha stabilleşme var ama hala çok zor durumdalar. Bu hakikaten bazı ülkeler için, özellikle İspanya, Almanya mesela gayet iyi idare ediyor. Ölüm oranları da çok düşük, çok test yapmasına rağmen Almanya'nın bu sosyal devlet olmasıyla örtüşen, zaten sağlık sisteminin altyapısı da buna uygun olduğu için süreci çok güzel ve iyi götürüyor. Hem vatandaşlarına vermiş oldukları imkanlardan dolayı, hem de sağlık sisteminin altyapısının organizasyonundan dolayı süreci yaşayanları da kataraktan gayet, ülkenin de kendi tabii disiplinli bir ülke olmanın getirmiş olduğu avantajlarla, orada da ölüm oranları oldukça düşük seyrediyor. Maalesef İtalya'da, İspanya'da %10'ları bulan ölüm oranları var. Bu çok Bunlar yüksek. Yüksek. Çok yüksek. Yüksek, evet. Şimdi yenilecek evet bu virüs, bu salgın, ama nasıl? İlaç, aşı, onlara soracağım. İlaç, aşı bulununcaya kadar bizler ne yapmalıyız? En kritik mesele ne? Sokağa çıkmamak, onu biliyoruz ama sokağa çıkmamanın yanı sıra evde neler yapılabilir? Öyle, çünkü sorular var ki insanların aklında. Mesela evi havalandırabilir miyim? Havalar güzelleşiyor, balkona çıkabilir miyim diye bile sorularınız var, biliyorum. Bunları paylaşacağım. Somut durum aslında ciddi bir şey söylüyor bize, ama o ciddi tablo bile gerçeği yansıtıyor mu, kuşkularımız var, onu soracağım. Ama dünün bir bilançosuna bakalım. Dün birdenbire işte 70'li rakamlar falan derken 100'e yaklaşan bir bilanço geldi önümüze. 96 ölüm 24 saatte Türkiye'de 96 ölüm, ki zannediyorum bunların önemli bölümü vakalar gibi İstanbul'da. Çünkü krizin merkezi İstanbul. İstanbul Tabip Odası Başkanı olarak da kentteki durumu en iyi bilenlerden biri zaten
bize anlatacak birazdan Profesör Sayın. 4056 vaka tespit edildi. Yine dün 24 saatte 4056 vaka tespiti çok yine ciddiye alınması gereken bir durum. Test sayısı arttıkça vaka sayısı da artıyor. Demek ki baştan itibaren yeterli test yapsaymışız başka bir durum karşımıza çıkarmış diye düşünüyor insan. Gün gün 10 Mart'tan bu yana Türkiye nereden nereye geldi ona bakalım. Zaten o grafik size pek çok şeyi anlatacak. Toplamda 908 kayıp var, 1000'e yakın. Ve 42.282. Bakın sadece bir hafta 20 binlerden 42 bin 43 bine geldi vaka sayısı. Sadece bir haftada. Çok ciddi bir artış var. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de medyada buna dikkat çekiyor. Şimdi bu konudaki sorularıma geçeceğim ama bugünden birkaç başlık vermeden yapamayacağım. Çünkü bir yandan bu kadar ağır bir durum söz konusuyken bir yandan iktidar, yani hani yangından mal kaçırmak diye bir deyim vardır ya, gerçekten ülke yanıyor ve orada bir şeyler oluyor. Olan biteni tabii ki iktidar medyası görmüyor ama gazetecilik yapan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın haberlerinde, başlıklarında görüyoruz. Cumhuriyet, Bir Gün ve Sözcü gazetesini paylaşacağım sizlerle. Şimdi tam da bu sırada salgın var vesaire. İktidar bir torba açtı gene mecliste. O torbaya yasa adı altında bir şey atıyor. Nedir onlar? Sosyal medyaya bir kere büyük gözaltı geliyor. Efendim neymiş? Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyorum. Mustafa Çakır'ın haberinden. Sorumlu bildirmeyen, içerik kaldırmayan sosyal medyanın ağı daraltılacak. Ama onun yanı sıra Twitter tam da bir cadı avı için bir platforma dönüştü örneğin. Orada bir tweet yüzünden insanların başına neler geliyor biliyorsunuz. Başka ne var o torbada? Varlık fonuyla ilgili denetim raporlarının hazırlanması meselesinde tarih Ağustos'a ertelenmiş. Yani şu ara denetlemeyin kardeşim demiş. Zaten varlık fonuna dokunan pişman oluyor, onu biliyorsunuz ayrıca. Hazine online satış yapabilecekmiş. Peki ne satacak hazine? Taşınmazlar. Yani işte bina satacak, arsa satacak, arazi satacak. Hani bir arada da bunlar çıkacak online. Aman ihaleye çıkamıyoruz, aman bilmem ne oluyor. İşte online internet üzerinden devam etsin işimiz gibilerinden. Dahası bu satışta ihale yasası da değişiyor ve bazı konularda acil işler diye Çiğdem Toker'in kitabını yazdığı mesele gündeme geliyor. Şimdi maske alımı, satımı vesaire gibi işler acil işlerdir elbette. Ama bunlar için zaten yasa çıkartmaya gerek yok. İhale yasası, kamu ihale yasasını değiştirmeye gerek yok. Kamu ihale yasası tahmin edebileceğiniz üzere gene eski tip işler için kullanılacak, öyle görünüyor. Bir de bu torba yasada en tehlikeli ve işverenin, dün Emin Çapa anlattı, sevinerek karşıladığı, hayallerimiz gerçek olduğu dediği, sendikaların, konfederasyonların da tepkileriyle karşılaşan bir işten çıkarma yasağı meselesi var. İşten çıkarma yasağı geldi, geliyor deyince insanın hoşuna gidiyor sanki. Ama durum öyle değil. Nasıl değil? İşten çıkartılanlara devlet 1100 küsür lira para verecek. Oysa normalde 1700 lira vermesi gerekiyor işsizlik fonunda. 1100 lira verecek. Patronlara hiçbir şey olmayacak. Bu da patronların işçi çıkartmasını şimdiden özgür bırakacak bir girişim. Üstelik de bakın bugün açıklandı. TÜİK, Türkiye İşsizlik Kurumu açıkladı işsizlik rakamlarını. Ocak ayının rakamları geldi. Ocak'ta bir önceki ocağa göre, 2019 ocağına göre 306 bin istihdamda, yani işsizlik rakamına katılım olmuş. 306 bin kişi daha işsiz ordusuna katılmış. Ve toplamda 4 milyon 362 bin işsiz varmış Ocak ayında.
Şimdi Ocak ayında dolayısıyla da bir tık daha yükselmiş ve 4.362.000 işsizin karşılığı %13.8 olmuş işsizlik oranı. Oysa bakın şimdi size bir tablo göstereceğim. Bunlar bildiklerimiz. Kapatılan iş yerlerinin sayısı, İçişleri Bakanlığı falan açıklıyor bunları. Bizler uydurmuyoruz. 1.270.000 buralarda 1.5 milyon işsiz kaldı demek. Şimdi kapatılan iş yerleri, işte küçük dükkanlar, şunlar bunlar, çiçekçisinden tutun berberine kadar. Buralar ne kadar dayanabilir? Buralarda iflaslar yaşanacak, korkarız. Dolayısıyla bu 1.5 milyon işsiz şimdilik olmayabilir. Kalıcı işsiz olabilir. 15-17 yaş arası ve 65 yaş üstü 1.4 milyon kişi evde kalanlar, takılanlar yaşa. Bir de krizdeki iş yerlerinde ücretsiz izinler 2 milyon kişi. 2 milyon kişi ücretsiz izine çıkacak. Kim bilir dönebilecek mi bilmiyoruz, göreceğiz. Yani salgın sürecinde 5 milyon yaklaşık işsiz ihtimali var en azından. Ve diyor ki tablo bize, sürecin sonunda en az 10 milyon işsiz olacak diyor. Şimdi bunlar Türkiye'de işsizlik, açlık sınırı, işte özgürlüklerin daha da sınırlanması, Twitter'dan cadavına çıkılması, iktidarın salgın sırasında başka neler yaptığına dair haberler, notlardı. Dönelim salgına. İktidar salgında ne yaptı? Şöyle iddialar var, oradan başlamak istiyorum. Türkiye bu meseleyi hafife aldı. Tıpkı Trump gibi, tıpkı Boris Johnson gibi Erdoğan da bu meseleyi daha rahat atlatabiliriz gibi bir tutum içindeydi. Bu nedenle İşte bu maskeler, tanı kitleri, tanı kitlerinin güvenirlik oranı vesaire derken çok önemli, çok hayati haftalar kaybettik deniyor. Gerçekten öyle mi? Türkiye'nin aslında bir avantajı oldu hakikaten. Çünkü bu salgın başka ülkelerde başladı. Hı-hı. İşte Çin'de başladı. Türkiye'de ilk vakanın görülmesine kadar da bir 2,5 aylık bir dönem oldu. Bu dönemde Türkiye'ye girmesini tabii ki biraz geç fark etmiş olabiliriz. Ama yoğun hastanelerde bu vakalar çok görülmüyordu. En azından bir kuluçka dönemi geçirdi ilk vakanın görülmesinden öncesi dönemde de. Ve bu dönemde de bir bulaşıcılığı da oldu. Biz Şubat ayını biraz daha iyi geçirebilirdik. Hazırlıklarımızı kötü senaryoya göre yapabilirdik. Sahada gördüğümüz durum, gerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde, yani aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, gerekse hastanelerde, kamu sağlığı olsun, özel hastaneler olsun, üniversite hastaneleri olsun, biraz hazırlıksız yakalanma söz konusu. Yani malzemelerin, özellikle kişisel koruyucu malzemelerin yeterli derecede alınmış ve hastanelere konmuş olması gerekiyordu. Sağlık çalışanları için mi mesela? Evet, sağlık çalışanları için. Bunun dışında sağlık çalışanların aslında moral, bilgisel ve organizasyon açısından da hazırlanması gerekiyordu. Birdenbire karşımızda yoğun bir tabloyla karşılaştık. Bu olasılıklar düşünülerek aslında hepimizin, çünkü birçok uzmanlık alanı Türkiye'de maalesef sağlık sistemi daha çok uzmanlaşmaya yönelik bir sağlık sistemimiz var. Koruyucu hekimliğe değil de daha çok tedavi edici hekimliğe yönelik bir hizmetimiz var. Hem tıp eğitiminde hem uzmanlık alanlarının eğitiminde salgın idaresi, salgın yönetimi, yani bu hekimler bile bu konuya çok hazırlıklı değil. Bu nedenle böyle bir salgının geldiğini öngörerekten hastanelerde her ne kadar iş ve işçi güvenliği kurulları, infeksiyon komiteleri varsa da bunların aslında birçok hastanede çok da yeterli işlev göremediğini bir görüyoruz. Başka soru geldi aklıma siz konuşurken. Şimdi dediniz ki biz nispeten Türkiye olarak şanslıydık, bize geç geldi. İlk vaka 10 Mart'ta açıklandı. Evet.
Ama şimdi sonradan şöyle iddialar oldu. 10 Mart'tan önce gene COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler ya da rahatsızlananlar oldu da o zaman buna bu hastalıklara işte grip gibi, zatürre gibi tanılar koyuldu. Bunu İran ve Amerika'da yetkililer zaten kendileri açısından da itiraf etmişlerdi. Acaba Türkiye'de de daha önce gelmişti de bu farkına varılmamıştı iddiası? Tabii olabilir. Bazı vakalar için olabilir. Özellikle İran sınırının geç kapatılmış olması ve ülke dışından hem gerek Avrupa'dan gerek Umre'den dönen bir kısım yurt dışı temaslıların yönetimindeki yaşanan sıkıntılar, onların tam izolasyonunun sağlanmamış olması. İşte okullar tatil edildi ama İstanbul'dan bütün öğrencilerin Anadolu'ya doğru gönderilmiş olması en azından bu kuluçka döneminde Türkiye'ye genel olarak yayılmasına neden oldu hastalığın. Yani bu tür tedbirleri alırken ikinci, bir sonraki aşamayı düşünerek almak gerekiyordu. Tabii ki olmuştur. Çünkü biz test yapmaya çok geç başladık. Yaygın test yapmaya geç başladık. İlk haftalarda özellikle sadece tek laboratuvarda, Ankara'da yapılıyordu test. Sonra 3 şehre yayıldı. Bu 3 şehirde de çok az merkezde yapıldı. O yüzden temasların izolasyonunun sağlanması çok kolay olmadı. Bir de ölümlerde şimdi PCR testi yapıyoruz biz şimdi tanıyı koyabilmek için. Bu da %60 derece, %60 duyarlılığı var. Yani %40 vaka aslında testle bile. PCR? PCR dediğimiz şey sürüntüden alınan, yani mikrobun kendi özel genetik yapısının çıkarılarak tanısının konması. Onun özelliklerine göre yapılandırılmış bir laboratuvar testi. Hı hı. Ve bununla birlikte polimeraz zincir reaksiyonu diyoruz yani biz buna. Yani doğrudan virüsün kendisini tespit etmek. Evet. Bir de bir yol daha var. Onda antijenin özelliklerini tespit ediyorsunuz. Bir yol daha var, antikor testleri. Bunda da siz bu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Akut dönemde, yani geçirirken de tespit edebiliyor. Sonrasında da iyileştiğinizde, sizi ona bağışıklık kazandığınızda yine bir antikor oluşuyor. Ve daha sonra siz bu hastalığınızın geçirdiğinizi tespit edilmiş oluyor. Şimdi bağışıklık kazandığınızı ölçen bir test var. Bağışıklık bir kazanılıyor mu yani? Bağışıklık kazanılıyor tabii. Yani %100 biz bu tabii ki yeni bir virüs. Konuyla ilgili çok detaylı bilgi elimizde yok. Bunu zaman gösterecek ama sonuçta bağışıklık tabii ki kazanılıyor. Bunun ne kadar kalıcı olduğunu henüz bilmiyoruz. Yani vücut bir takım antikorlar oluşturarak bu bağışıklığı sağlıyor. Bir hekim arkadaşım şimdi bir not attı. Diyor ki komşumuzun komşu İstanbul'a geliyor Ocak sonunda, sonra Şubat başında İstanbul'dan dönüyor, Bodrum'dalar ve en geç 2 Şubat'ta korona geçirdiğine dair antikor testi var. Çünkü yüksek ateşle bir hastane, orada özel bir hastane Acıbadem'e yatırılmış ve orada bir antikor orada tedavi görmüş. Fakat antikor testi şüphelenince acaba bende bu vardı da ondan mı ben rahatsız oldum diye antikor testini dün yapılmış. Ama bakın 2 Şubat'ta korona vakasından söz ediliyor. Yani bu hekim arkadaşım benim nükleer tıpçı, bu konulara vakıf da bir insandır. Hani dolayısıyla söylediklerini ciddiye almak gerekir diye altını çiziyorum. 2 Şubat'ta %99 diyelim hadi korona vakası olmuş. Tabii yani tespit edemediğimiz bir sürü vaka oldu. Ben biraz önce testi açıklarken bu testin bile kendisinin pozitif çıkma olasılığı %60. Bunun için artık klinik, yani ateşin olması, öksürüğün olması ve aynı zamanda radyolojik olarak tomografi çekildiğinde akciğerlerde bir takım lezyonların görülmesi
zatürreye benzer özelliklerin görülmesi, sizin testiniz negatif bile olsa, yani virüsü izole edebilinememiş, öyle tanı konamamış bile olsa, bu negatif vakalar da artık korona gibi kabul ediliyor. Artık. Ve öyle tedavi ediliyor. Yani artık demek yanlış aslında. Başından itibaren ama, böyle kabul ediliyor ama bunlar vakalara yansımıyor. Onu söyleyecektim. Yani test negatif ama işte tomografi çekiliyor, başka bulgular var. Belli ki korona pozitif ama test negatif çıktı diye vaka sayılmıyor. Şimdi gelelim, bunu Türkiye çapında da soruyor olabilirim, eğer varsa bu konuda bilginiz, ama İstanbul krizin merkezi olduğu için zaten hakim olduğumuz alanda o. İstanbul diye de sorabilirim. Siz hangisini söylerseniz. Şimdi Sağlık Bakanlığı teste pozitif çıkmayanı vaka olarak ya da ölüm olarak kabul etmiyor idi. Hala öyle mi? Ve buna bakarak İstanbul'un gerçek fotoğrafı ne? Yani işte 96 ölüm dünden 4056 vaka. Bunlar mesela gene hep korona pozitif teste çıkanlar mıdır? Yoksa sizin söyledikleriniz de var mıdır işin içinde? Başka bulgularla, tomografiyle vaka olduğu tespit edilen gerçek fotoğraf ne? Biz buzdağının suyun üstündeki kısmını mı görüyoruz? Tam gerçek fotoğrafı kesinlikle görmüyoruz. Çünkü vaka olarak yayınlanan rakamlar sadece testi pozitif olanlar. Bir test... Hala mı? Hala öyle. Genelde dünyada da testi pozitif olanlar yayınlanıyor. Ama bunun yanı sıra bizim şunu da görmemiz gerekiyor. Testi pozitif çıkmayan ama klinik olarak da pozitif olan ve tedavi verilen hastalar var. Bunların sayısını bildiğimiz zaman, biz net olarak verildiği zaman kesin rakamı bilebileceğiz. Bir de ölürken bunların ölüm raporlarına, bunlar COVID pozitif testi çıkmadığı zaman COVID olarak kaydedilmiyor. Bunların da mutlak bulaşıcı hastalık gibi kaydediliyor. Hı hı. Bunun özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu bir kodlama var. Bir bu test pozitif olanlar için bir kodlama var. Bir de testi pozitif olmayıp ama klinik olarak kesin, yani büyük bir ihtimalle COVID hastası olduğu düşünülen durumlar var. Bu nedenle ölmüş olanlar var. Bunların özellikle belirtilerek kaydedilmesi gerekiyor. Ancak o zaman biz tam rakamı verebiliriz. Özellikle Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası 30 Mart itibariyle biz şeyleri açıklamaya başladık. Şehirlerde gördüğümüz, hı hı, kendi toplayabildiğimiz rakamları ve yoğun bakımda yatanları ve hastanede yatanları İstanbul'da belirtmeye başlamıştık. Şu anda en son rakamları kendimiz, yani sürekli toplamıyoruz ama biz ilk verdiğimizde, 30 Mart'ta verdiğimizde kamu hastaneleri raporunu yayınlamıştık. Burada 2000'in üzerinde COVID vakasının olduğunu, 200'ün üzerinde yoğun bakım hastasının olduğunu ve 100'ün üstünde de sağlık çalışanının enfekte olduğunu yayınladık ve bunu diğer şehirler de yayınladılar raporlarını ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da il il vermeye başladı. Bu il il verilmesi çok önemliydi aslında. Hem il il hem ilçe ilçe verilmesi lazım. Hmm. Sonuçların, ki yoğunluk nerede birikiyor, bunun nedenleri ne, o bölgeye has neler yapılabilir. Yani İstanbul'daki yoğunluk olduğu zaten belli, mega kent, bir arada yoğun nüfus yaşanıyor, kalabalık bir merkez, sanayinin yoğun olduğu merkez, İstanbul'da yoğun olduğu belliydi zaten rakamlardan, biz de bunu hissediyorduk. Ama İstanbul çıkışlarının belki çok daha önceden durdurulması gerekiyordu. Belki Anadolu'nun birçok kentine İstanbul'dan seyahatlerle yayılmış olan virüs engellenebilirdi. O yüzden şehirlerin, hatta ilçelerin çok net bir şekilde tanımlanması lazım. Ayrıca test pozitiflerin dışında COVID şüphesiyle yatan hastaların da rakamlarının paylaşılması gerekiyor ki gerçek tabloyu bilelim ve ona göre de tedbir ama alalım. Siz diyorsunuz ki gerçek tablo zaten açıklanandan çok daha ağır. Tabii. Şimdi bakın, her birimizin kafasında deli sorular. Bu vakalar hani 40 küsur bin. İstanbul nüfusuna baktığınızda
işte diyelim ki bunun 30 bini İstanbul'daysa ki 42.282 toplam vaka sayısı. Diyelim ki bunun 30 bini, 25 bini İstanbul'da. Canım çok da fazla gibi gelmeyebilir. Ama aynı zamanda her birimiz diken üstündeyiz. Bunu biliyoruz. Şimdi iç içe iki soru. Bir, belirtiler hep söylenir. Habire değişiyor benim gördüğüm kadarıyla. Aman şuna muhakkak dikkat edin deniyor. Sonra ya bu olmasa da korona pozitif olabilir deniyor. Bir, belirtiler ne? İkincisi, ben o sizin sayacağınız belirtilerden birkaçından kuşkulanıyorum bende de var diye test yaptıracağım. Aklıma esince gidip yaptırabiliyor muyum? Mesela İstanbul'da nerede, nasıl yaptırabiliyorum? Şimdi tabii bu COVID virüsünün yapmış olduğu semptomlar yani belirtiler çok farklı karşımıza çıkabiliyor. Hmm. Bizim için en önemlisi kuru öksürük, nefes darlığı ve ateşin olması. Bunlar ilk başta önemsediğimiz tabii ki. Yani sadece sindirim şikayetleriyle, sadece eklem ağrılarıyla seyreden vakalar da var. Çoğunlukla sadece halsizlik, iştahsızlık gibi seyredenler de var. Bunların birçoğu da belirti vermeyen, yani hastalığı geçirenlerin %80'i belirti vermiyor zaten. Veya hafif belirti veriyor. Ve geçiyor. O nedenle ne kadar bir vaka var gerçekten bunu tespit etmek çok zor. Ama önemli olan biraz önemli şikayetlerin olması. Hı. Yani önemli şikayetler olmadan hastaneye de başvurmak o kadar gerekli değil. Ateş varsa. Yani yaygın... evham yapmayın. Evet. Dikkatli olun ama evham yapmayın. Evet, dikkatli olmak lazım ama evham yapmamak lazım dediğiniz gibi. Ama ateş yüksekse, bir kilo kaybı varsa, nefes ciddi darlığı sindirim, nefes darlığı varsa, öksürük varsa mutlaka hastanelere başvurmaları gerekir. Her hastaneye başvurabilir ama özellikle pandemi hastaneleri de var. Bu hastanelere başvurulduğunda tabii bu dönemde en büyük hizmeti aciller yapmakta. Acil hizmetlerimiz çok önemli. Hakikaten en yoğunluğun yaşandığı ve sağlık çalışanları açısından da en büyük risklerin yaşandığı merkezler. Acile başvurduklarında onlara test yapılması ihtiyacı varsa test için materyal alınıyor. Ama testin sonucunun çıkması o kadar kolay olmuyor. Bazen 5 günü, 6 günü, 7 günü. Bazen çok daha uzun süreleri sürebiliyor testin ama sonucunun belirtiler çıkması. Ağırsa hastaneye yatırılıyor tabii. Şimdi dediniz ki hani hafif seyreden vakalar var ve o vakalar kendi kendine de bazen iyileşebiliyor. Şimdi böyle durumlar da olabiliyor ya da hastaneye yatıyor bakıyorsunuz çok ağır denilen yoğun bakımda denilen vakalarda bile iyileşme oluyor. Şimdi nasıl iyileşiyor COVID hastaları, korona hastaları? Bir plazma meselesini soracağım. Bugünlerde en çok konuşulan mesele. Yani bir ilacı var da mı tedavi görüyor ve iyileşiyor vakalar? Yoksa tamamen bağışıklık sistemi işte yeniyor, tekme tokat COVID virüsünü haklıyor da mı iyileşiyoruz? Aslında çoğunlukla tabii ki bağışıklık sistemimiz yenerek iyileşiyoruz. Sonuçta antikor dediğimiz bağışıklığımız o virüse karşı vücudumuzu koruyacak olan hücreler oluşmaya başlıyor ve bu virüsü yenebiliyor. Zaten şu anda tedavide kullanılan bir yöntem de bu bağışıklığı kazanmış olan insanların kanlarından alınan antikorların hastalara verilerek onların da daha çabuk antikor yani o süreyi atlatmaları için bir süre başka bir hastanın antikorlarının geçirmiş ve iyileşmiş olan hastanın kanının verilmesi şeklinde tedavi Şimdi, yöntemleri var. Onu soracaktım. Bakın bir hanımefendi bir Twitter'da bir mesaj yayınlamış. Ben size sormak için bunu kaydettim. Diyor ki Banu Diri Yılmaz, babamın durumu çok kritik. Ve annemle ikisi de yoğun bakımdalar. COVID-19 geçirmiş, elinde test sonuçları olup iyileşmiş ve üzerinden 14 gün geçmiş donöre ihtiyacımız var. Çok acil demiş, bir de cep numarası vermiş. Şimdi bu plazma meselesinde işte iyileşen hastalardan alınıyor ve onların antikorlarıyla
Evet. Bir tür aşı gibi bir şey ya da aşı değil de ilaç, serum. Aşı tabii direkt küçük azaltılmış olarak virüsün kendisinin verilmesiyle yapılan bir yöntem. Bu o değil. Kişi hasta değilken daha ileride bu virüs onu hasta edebilir diye önceden virülansı yani tehlikesi azaltılmış virüslerin kişiye verilerek onun bağışıklık kazanmasını sağlamak ve tekrar bu virüsle karşılaştığında o bağışıklık hücrelerinin virüsü yenmesini sağlamak için yapılıyor. Burada ise daha pasif bir durum var. Başkası bu antikoru geliştirmiş durumda ve kişi hasta, yani hastalanmış durumda. Hastayken bu hastalıkla baş edebilmesi için hazır kuvvetlerin verilmesi. Yani takviye geliyor. Takviye geliyor. Bu süreci geçirebilmesi için. Ama şu anda mevcut olarak bu hastalığın tam tedavisi yok. Yani genellikle biraz semptomları geciktirme, semptomları azaltma, iyileşmeyi daha kolaylaştırma gibi tedavilerimiz var. Zaman içinde vücuda o yeterli süre verilirse o yani virüsü, her plazma ile antikor verilecek kişi iyileşecek diye bir şey yok. Tabii öyle bir şey yok. Bir takım ilaçlardan söz ediliyor. İşte sıtmadan ACE kadar kullanılan ilaçlar. Evet. Bilmiyorum onlar işe yarıyor. Yani %100 kesin tedavi eden bir ilacımız veya bir yöntem yok. Ama bunların bir kısmının hastalık sürecini daha hafiflettiği, bu zor olduğu süreç yani yoğun bakım gerektiren süreçteki kalış süresini azalttığı, şikayetlerin artmasının ve yoğun bakıma gidiş sürecini daha azalttığı yönünde bir takım çalışmalar var ve bu ilaçların hepsi de ihtiyacı olan hastalarda kullanılıyor. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir ifadesi böyle bayağı viral virüs gibi salgın halinde medyada, sosyal medyada yaygınlaşmıştı biliyorsunuz. Hatta ben bile konuşmuştum. En büyük kozumuz yakalanmamak demişti. Şimdi aslında bakanın orada kim yazdıysa o metni çok kötü ifade edilmiş bir şey ama söylemek istediği şuydu. Tedavi konusunda Profesör Pınar Sahip'in söylediği gibi net bir şey yok. İlaç yok, işte şey yok, aşı yok vesaire. Deneme yanılmayla işte iyileşmiş bir hastadan alınan plazma, kan ürünü neticede plazma, onunla işte tedavi etmeye çalışma, başka ilaçlar deneme vesaire gibi şeyler var. Ama asıl olan korunma. Korunmak, yakalanmamak. Yani bakan bunu söylemeye çalışmıştı ama hani edebi bir şey olsun, slogan olsun diye biraz kendi kurbanı olmuştu, o metnin kurbanı olmuştu. Şimdi bakın bir görüntü gelecek ekrana. İstanbul'da aslında yeni bir görüntü değil bu ama siz de hatırlıyorsunuz. Tam bugün için benim ayırdığım bir görüntüydü. Kıyafetler giymişler tamam fakat parti veriyorlar. Korona partisi. İşte gürültüden rahatsız olanlar da ihbarda bulunuyor. Polis geliyor işte kapıyı çalıyor, baskını veriyor, baskın yapıyor vesaire. Şimdi o kadar tuhaf bir şey ki bu durum, ruh hali. Korunma derken biz neyi anlıyoruz? Tam da onun yanıtını verecek. Profesör Sahip'e de soracağım. Bir o görüntüleri hatırlayalım mı? Hataneye çevirmişler, kağıt oynuyorlar insanlar. Kaç vaka oldu böyle? İşte evde gizlice gene dörtlü beşli masalar kuruluyor ya da apartmanca falan. Şimdi, olmuyor. İnsanlar hani çocuk gibi, kusura bakmasınlar ama bu izolasyona uyamıyor. İzolasyonun önemi. Bu hastalıktan korunmak için en önemli şey izolasyon tabii ki. Burada özellikle bizim birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeri çok önemli. Yani halkın eğitiminde. Aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlığı merkezleri olarak maalesef iki ayrı yapılanma var. Halbuki eskiden sağlık
ocağı sisteminde herkesin ait mahalleleri vardı. O mahalledeki herkesi oranın aile hekimi bilirdi, tanırdı ve onlara gerektiği zaman eğitici hizmetleri de verirdi. Şimdi iki ayrı yapılanma şeklinde gidiyor ve birbirlerinden biraz da habersiz. Yani evde insanların nasıl davranması gerektiği, nasıl kendi koruyucu önlemlerini alması gerektiği, tabii ki televizyonlar bir takım eğiticiler yapıyor ama birebir eğitim çok önemli. Yani eve gidip evde bu eğitimlerin yapılması çok önemli. Şimdi toplum sağlığı merkezlerinden evlere gidiliyor ama bunlar tabii ki çok yeterli olmuyor. Bu birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok geliştirilmiş olması lazım. Bir de izolasyon hastaneleri. Şimdi iki tane yapılmaya çalışılıyor ama 45 gün sonrası çok geç. Biz çok bugün, geç evet. Bir de bugün, sözünüzü kesiyorum ama o yeni hastane yapacak yerde hastaneye dönüştürecek bina vardır herhalde değil mi? Bu yeni kapı biliyorsunuz zaten altyapısı yapılmış bir yer, miting alanının olduğu yer. Ekrem İmamoğlu açıklamıştı 3-4 gün içinde biz buraya bir prefabrik şeyleri yapıldı, projeleri yapıldı ve istendiği takdirde çok hızlı bir şekilde buralara hastane kurabiliriz dendi. Tabii bu dönemdeki iktidarın bence ki en büyük şeyi, yanlışı diyeyim, sürece hiç kimseyi katmama üzerine kurulmuş durumda. Yani buradan bir başarı hikayesi çıkarılmak isteniyor ve bunun da tek sahibi ben olmalıyım diye düşünüyor. Oysa bu bir seferberlik ve hep birlikte çözmek zorundayız. Zaten hem Türk Tabipler Birliği'ni sürece katmamış durumda, hem ilk pandemi kurulları kuruldu. Orada da meslek odaları yok. Başta İstanbul Tabip Odası olmak üzere diğer meslek odaları da yok, sendikalar yok. Bunlar olmadığı zaman süreç yönetilemez zaten. Çünkü sahanın durumu, sahada yaşanan sorunların aktarılacağı yerler biziz. Ve sürecin şeffaf yürütüldüğüne dair halka güvenceyi verecek olan da biziz. Bizleri buralara katmamakla süreçle ilgili kuşkular yarattılar. Ve biz sürekli dışarıdan süreçte yaşanan sıkıntılarla ilgili raporlar yayınlıyoruz. Büyük bir oranda bu yazı yayınladığımız raporlarda göz önüne alıyorlar aslında. Daha sonrasında bunları düzeltmeye çalışıyorlar ama buna gerek yok. Hep birlikte bu süreci birlikte yürütebiliriz. Başarısı yine onların olsun, sorun değil. Ama biz bu sürece elimizden gelen katkıyı içeriden de verebiliriz. İzolasyon hastanelerinde kalmıştık. Bu izolasyon hastaneleri çok önemli. Çünkü biz gördüğünüz gibi yeterli derecede bu konuda alışık değiliz, eğitimli değiliz. Kalabalık, yoğun yaşayan, özellikle İstanbul'da bazı semtler çok hastalığın yoğun görüldüğü yerler ve burada nüfus yoğun, çalışan nüfus yoğun. Bunların izole edilmesi gerekiyor. Bu izolasyon da mesela testi pozitif çıkan ve semptomu olmayan, yani şikayeti olmayan, genel durumu iyi olanlar eve gönderiliyor. Ama evde gerçekten bu insan, ama virüsü var. Evdeki hane halkına tabii ki bu bulaştırma şeyi var. Ne kadar eğitim verirseniz verin, bizim evdeki yaşama koşulları, yani insanlar tek odada veya iki odada yaşıyor. Ortak tuvaletleri ya kullanıyor. Yaşlılarla çocuklar, üç nesil bir arada yaşayan ve çok çocuklu aileler var. Ve aynı ailenin içinde dışarı gidip çalışan bir kesim var. Yani sürekli bir hareketlilik hali var toplumun içinde. Bu yüzden testi pozitif olup şikayeti olmayanların da izole edilebileceği ve bütün ihtiyaçlarının karşılanabileceği hastanelere ihtiyaç var. Ve aslında bu izolasyon hastanelerinin bu nedenle yapıldığını, büyük bir ihtimalle bunun için yapılıyor. Çünkü bu hem ağırlaştığında da, bir şikayeti çıktığında da çabucak fark edilip ilgili merkezlere yönlendirilmesi sağlanabilir. Yani izolasyon meselesi çok önemli. Hem hasta olmayanların izolasyonu önemli, hem de hasta olanlarla olmayanların birbirinden ayrılması çok önemli. Şimdi bakın bir not paylaşacağım İzmir'den. Ben çok etkilendim. Şimdi ben bu programa hazırlanırken işte eşten, dosttan, özellikle hekimlerden, sosyal medyadaki sorulardan ya da internet şeyinden hepsinden yararlandım. Bir yakınım İzmir'de hekim. Ona sordum.
sormamı istediğin bir soru var mı? Mutlaka şunu sor diye. İzolasyon dedi. Bir. Sonra dedi ki ya ben dedi bir müsaade et dedi. Bir tabip odasındaki arkadaşlarla konuşayım döneyim sana dedi. Ve akşam benim için böyle bir iki saatlik bir mesai harcadı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hem özel hastanelerde hem de devlet hastanelerinde fiilen şu anda görev yapmakta olan hekimlerle konuşarak şöyle bir iddiayla yani iddia diyorum gerçek ama hani bu bir resmi açıklama olmadığı için iddia diyorum. İzmir'de vakalar artık 40-50 yaş arasına indi. Çoğunluk artık 40-50 yaş arasındaki vakalarda çoğunluk. Ay bu çok kötü bir şey dedim ben. Yani hani vakalar da yaş şeyi düşmüş. Evet kötü dedi ama bir yandan çok iyi bir şey gösteriyor bize dedi. Nedir dedim. Söylediği şu. 65 yaş üstünü eve kapatınca 65 yaş üstünde vakayı ve ölümü olağanüstü azalttık. Bize şimdi bunun sonucu geliyor. Yani eğer genel olarak bir izolasyonu sağlayabilirsek, sokağa çıkma yasağı konusundaki ısrar iktidar tarafından ciddiye alınabilirse, tam da bakanın dediği gibi kozumuz yakalanmamak ya, bunun için izolasyon şart. Hem COVID-19 mesela ben izolasyon hastanesi meselesini doğrusu hiç bugüne kadar görüp okumamıştım. Söylediğiniz çok önemli. Yanı sıra sokağa çıkmamak meselesi çok önemli. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu şeyi? Türkiye'de tabii 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi ama orta nüfus çalışıyor ve hayat devam ediyor ve yoğun bir şekilde yani nüfus yoğunluğu yaşanıyor. Burada iş yeri hekimliği de çok önemli, iş yerleri de çok önemli. Bizim maalesef o sistemimiz de iyi çalışmıyor. Yani sağlık sistemimizin bu şeyden sonra, pandemiden sonra gerçekten gözden tepeden tırnağa geçirilmesi lazım. İş yeri hekimlerinin iş yerlerinde alınacak tedbirlerle ilgili işverene yeterli baskıyı yapacak gücü olmalı. Ve iş yerlerinde de şu anda bizim önerimiz Devrimci İşçi Sendikaları, Türk Tabipler Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları ve Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği çok önemli 7 madde açıkladı ve bunları imzaya açtı. Buranın birinci maddesi acil olmayan işlerin, şu anda özellikle İstanbul için konuşuyorum, tabii İzmir, Kocaeli gibi tabii. Yine hastalığın yoğun görüldüğü, sanayinin yoğun olduğu şehirler için de geçerli. Temel, zorunlu, acil mal üretimi dışındaki üretime mutlaka ara verilmesi gerekiyor. Yani çalışanların tabii hakları tabii ki. Saklı İkinci madde de bu. İşten tabii. Çıkarılmaların yasaklanması, küçük esnafın desteklenmesi, bütün bu şeylerin bir yani gerekli olan ücretlerinin devam ettiği bir koşulun sağlanarak acil hizmetler dışındaki hizmetlerin bir süre için durdurulması gerekiyor ve bu durdurulma süresince de herkesin beslenmesinin, temizlik ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Tabii bu süreci yönetmek de çok kolay değil ama bunun devlet tarafından sağlanması gerekiyor. Karagün akçelerimiz zaten bugünler için biriktirilmiş vallahi durumda. Valla var olanlar için tabii kimde var bilmiyorum ama günü gününe yaşayanlar var. Onlara da işte devletse gerçekten bugünlerde yardımlarına koşmak zorunda. Oysa başta iktidar ne yapıyor diye söz ederken 3 gazete göstermiştim ya. Biri Sözcü Gazetesi'ydi. Sözcü Gazetesi açız günübirlik yaşıyoruz açlıktan mı ölelim diyen roman kadına geber diyen bir yetkili vardı. Sadece görevden alındı ne yapılacak bakacağız. Şimdi siz aslında onkologsunuz. Yani kanser konusunda uzmansınız. Ve uzmanlık alanınız itibariyle bağışıklık sistemi konusunda zaten hani herhalde madde bir
ilgilenmeniz, bilmeniz gereken alan. Bir uzmansınız. Bağışıklık sistemi çok önemli, evet. Geliştirilebilir bir şey midir? Yani bağışıklık sistemini ben koronaya karşı güçlendirmek istiyorum. Bunun için kimi diyor ki C vitamini al, kimi diyor ki bilmem ne vitamini al, elini güneşe uzat, kafanı bilmem dışarı çıkart, şunu yap, bunu yap. Bağışıklık sistemi bizim çabamızla güçlenebilen bir şey midir? Ne yapabiliriz? Tabii bağışıklık sistemi çok önemli. Bunun için dengeli beslenme en önemli kriterlerden yani, biri dengeli beslenme. Yani belli bir oranda protein, karbonhidrat almamız gerekiyor. Bu ne demek? İşte her gün belli miktar et ürünlerinden tüketmek işte gerekiyor. Bakın, orada geliyoruz, tıkanıyoruz. Beyaz et olabilir. Tabii ki. Yani ben ideal koşulları söylüyorum. Yoksa maalesef zor. Bu yani hayvansal da olabilir. Bitkisel proteinler de olabilir. Baklagiller tarzında yiyeceklerin tüketilmesi ve mevsimsel meyve ve sebzelerin. Yumurta herhalde. Tabii ki yumurta, yoğurt, bütün bunların belli oranlarda alınması gerekiyor. Hı. Onun dışında egzersiz yapmak gerekiyor. Yani ev koşullarında da olsa balkona çıkarak, camı açarak günde bir yarım saat bedensel fizik egzersizin yapılması gerekiyor. Sıvı içmek, yani su içmek çok önemli. Belli miktarda, o günde 1,5-2 litre kadar. Bir kere vücuttaki toksik maddelerin atılmasını biz suyla sağlayabiliyoruz. Vücudumuzun zaten çoğunluğu sudan ibaret. Bu dengeyi sağlamamız lazım. Toksik ürünleri de atmamız için gerekiyor. Sıvıyı mutlaka belli bir oranda içmemiz lazım. El hijyenimiz en önemlisi. Aslında bu maskeden ve diğer malzemelerden daha önemli. El hijyeninin sağlanması lazım. Bu basit bir sabunla da olabilir. Hı hı. Her temaslı, şüpheli temaslı durumlardan sonra mutlaka el hijyeninin sağlanması gerekiyor. Takviye madde aslında gerekmez. Düzgün besleniyorsanız, gerektiği kadar uyuyorsanız, yani mutlaka iyi bir şekilde uyumak da gerekiyor. Yani beslenme, uyuma, temiz havanın sağlanması. Temiz hava, ben onu size zaten mutlaka sormak istiyordum. Notlarım da vardı. Şimdi evi havalandırmaktan, balkona çıkmaktan korkar hale geldik. Çünkü efendim sanki evimizde korunaklıymışız da dışarı adımımızı attığımız ya da kapımızı çıkarttığı anda virüsle temas edecekmişiz gibi bir his var herkeste. Açık havanın kendisi virüs değil. Yani o yüzden mutlaka evlerin havalandırılması şart. Bilakis aynı kapalı ortamda uzun süre durması daha tehlikeli. Yani insanla temas burada tehlikeli olan. Evet, insanla temas tehlikeli olan. Yoksa açık havayla temas tehlikeli değil. Bilakis havayla mutlaka temas etmemiz lazım. Havlular mesela evde ortak kullanımlı havlular tehlikeli olabilir. Bu nedenle daha çok kağıt havlu tercih etmemiz lazım. Veya havluların sık sık yıkanması gerekiyor. Yani beklemiş havluların sürekli kullanılmaması lazım. Bu hareketliliğinde, yani eve girenin, çıkanın vesairenin olmaması gerekiyor. Yani sokağa çıkmayalım diyoruz ama apartman içinde de gezmelerin yapılmaması lazım. Birlikte bir arada etkinlikler düzenlememek lazım. Mümkün olduğunca insanların ev içinde bile o fiziksel mesafe dediğimiz, sosyal mesafe dediğimiz 1,5-2 metrelik mesafeyi evde bile korumaları gerekiyor. Yani kimin çünkü taşıyıcı olduğunu bilmiyoruz. Hiç şikayeti olmadan da herkes taşıyıcı olabilir. Bu nedenle birbirimizi taşıyıcıymış gibi düşünerek yani ona göre evde de sosyal mesafeyi. Evde de sosyal mesafeyi korumak lazım. Tabii çok çok abartmadan ama dışarıdan giriş çıkışlar varsa mutlaka korumak lazım. Örneğin artık sağlık çalışanları özellikle akciğer hastalıkları, acilde çalışanlar, infeksiyon hastalıklarıyla uğraşanlar, hemşireler, çünkü hemşirelere çok yük düşüyor bu dönemde. Yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımız, yoğun COVID hastasıyla temasta olanların birçoğu artık eve gitmiyorlar. Yani artık eve taşımamak için virüsü kendilerini izole edip başka birçok tabii ki oteller destek verdi, belediye
İstanbul Belediyesi destek verdi bazı kamu kurumlarının misafirhanelerinde. Tabii bu yeterli değil. Henüz herkese sağlanmış durumda değil tüm bu koşulda çalışanlar için ama onların da kendilerini izole etmesi gerekiyor. Evde kalanların da birbirlerini izole etmesi gerekiyor. Efendim birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde şunları soracağım. Bir, İstanbul'da krizin merkezi olduğu için İstanbul'da ama aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Başkanı olduğu için konuğum İstanbul'da. Hastaneler, yoğun bakım üniteleri, uzman hekimler yeterli mi? Maske meselesi bir kaosa döndü, tuhaf bir şeye döndü. Satılacak, satılmayacak, bedava verecek, oradan alacağız, buradan alacağız. Bu mesele bir yana, maske ne kadar önemli? Maskeyi nerelerde nasıl takmalıyız? Yani mesela kalabalık aile diyor ya, evin içinde maskeli mi dolaşmak lazım? Hani 4-5 kişi var, 2 oda bir salon ya da hatta 2 odalı bir evde. Maskeli mi dolaşsınlar? Bunları soracağım. Sağlık çalışanlarının gene taleplerini, onlar çünkü hayatları pahasına, canları pahasına bunlarla mücadele ediyorlar. Onkolog dediğim gibi onkoloji hastaları ya da işte acil durumda olanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar, böbrek hastaları gibi başka hastalar bunlar ne yapabilir, ne yapmalı? Bunlar için tedavi devam ediyor mu? Neredeyse bütün hastaneler pandemi hastanesi oldu çünkü. Bu meseleyi soracağım. Bir de ya biz bu vatandaşlara niye anlatamıyoruz meseleyi? Onu soracağım. Görüşelim efendim.